Arkadaşlar ince işler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Gene YouTube'da asla yapılmayan, yapılamayacak olan kimsenin yemediği bir içerikle karşınızdayız. <laughs> çok sorulan bir soruydu. En zevkli 7 tane seks pozisyonunu anlatacağım size. Ama önce birkaç tane kısa bilgi. Dünyada en çok misyoner pozisyonu kullanılıyor. Haçlı seferlerinden biridir. Kilise başka pozisyonlarda sevişmenin hayvancı bir davranış ancak insanların misyoner pozisyonu yani erkeğin üstte olduğu pozisyonda sevişebileceğini söylediği günden biridir. En çok dünyada kullanılan pozisyon misyoner pozisyonu. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak için de en çok tercih edilen seks pozisyonlarından bir tanesi. Ama bunun haricinde seks pozisyonu aslında hepimizin merak ettiği ama bazılarımızın da sakatlandığı, zevkli olduğu kadar tehlikeli de bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 100 binin üzerinde insan yanlış seks pozisyonları ve yanlış şekilde sevişmekten dolayı ölüyor arkadaşlar. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 107 bin erkek, 59 bin de kadın yanlış şekilde seviştikleri veya bir uyuşturucu tesiri altındayken yanlış pozisyonlar denedikleri ya da yanlış bir yerde seviştikleri için hayatlarını kaybetmişler. Erkekler gene gerizekalı olduğu için iki kat gördüğünüz gibi. <laughs> Bunların pek çoğu aslında uyuşturucu ya da alkolün etkisi altındayken. Ama bir kısmı da erotik asfiksi gibi. Kendini böyle boğarak daha çok zevk verme üzerine garip fetişlerle hayatını kaybeden insanlardan oluşuyor. Size söyleyeceğim bir şey var. Az sonra söyleyeceklerimi lütfen esneme hareketleri yaparak deneyin. Mümkün mertebe zaten denemeyin. <laughs> Seksten daha çok zevk almak demek illa o bizim Kamostra'da gördüğümüz ulan bu pozisyonu nasıl yapıyorlar ya? O nasıl düğümlenmiş bunu açamayız biz ya dediğimiz pozisyonlarda sevişmek değildir aslında. Zevk almak demek teknik kadar aynı zamanda orada, o anda olmak ve karşıdakini anlamak demektir. Daha çok zevk almanız için iyi bir tekniğinizin olmasının yanında bir ruhunuzun da olması gerekir. Dolayısıyla ihtiyacınız olan şey evet ince işlerden öğreneceğiniz bu Nirvana class'taki güzel teknikler aynı zamanda anda olmak ve de daha çok zevk alabilmek için OK Zero prezatifler. Zero nedir? Zero ne ki? Zero hiç yok anlamında. Yani sıfır. Yani sanki yokmuş gibi de. Bunun farklı çeşitleri de var. İşte aquası var daha kayganlaştırıcılığı olan. Ekstrem var kabartmalı olanı. İşte içerisinde ultra ince olanı var. Vallahi yokmuş gibi yazıyor üzerinde. Ve de kabartmalı ve ekstra ince olanı var. Ve de aqua yani üzerinde kendiliğinden ekstra kayganlaştırıcı olan ve ince formülü olan zero. Yani korunmayı da ihmal etmeyin. Esnemeyi ihmal etmeyin. Şimdi hazırsak abi hadi de gel diyorsanız en zevkli 7 seks pozisyonunu farklı zorluk seviyelerine göre anlatacağım. Bu yolculukta bize maya ve kaya eşlik edecek. Kendilerinin isimlerini özellikle Y ve Z kuşağından seçmek istedim. Çünkü bu videoya en çok ihtiyacı olacak olan insanlar kayalamaya büyüdüğü zaman bizi izleyecekler. Ve de aynı zamanda kafiyeli olsun diye seçtim. Başlayalım mı? Yani özetle seksten yeterince zevk kalmak istiyorsanız iyi bir partner, iyi bir pozisyon, zero prezervatif ve de ince işlere ihtiyacınız var. Bu iki arkadaş hangi pozisyonda sevişeceklerini bilmiyorlar. Ama ince işler biliyor. Şimdi buna Civiz ismi veriliyor. Civis buradaki G noktası referans alınarak söylenmiş bir isim. Yani o G noktasına temas ederek insanın içini viz etmekten aslında türetmişler. Bu pozisyon G noktasına en kolay ulaşabildiğiniz pozisyon. Civis G, G noktasının kolay bir şekilde bulunduğu, kadının bacaklarının erkeğin omzunda olduğu, erkeğin de kadının üstünde olduğu pozisyonun ismi. Niye buna Civis ismi veriliyor? Çünkü kadınların G noktasını tam o şurayı karın olarak düşünün. Şurayı da o pelvik bölge olarak düşünün. Tam o yani vajinanın içerisine girdiğiniz zaman tam o pelvik duvarda oldu. Yani kadının göbeğine doğru, vajinin içerisinde kadının göbeğine biraz daha üst tarafta şurada oldu tahmin edilir. Dolayısıyla buraya en kolay şekilde ulaşabilmek için kadının sırt üstü yatması bu aynı zamanda gebelik için de en çok tercih edilen pozisyonlardan bir tanesi ama biz burada zero kullandığımız için bununla ilgilenmiyoruz. Buradaki hikaye kadının belinin yukarıda olması ve erkek içeriye girdiği zaman kadının aslında o az önce bahsettiğim o hemen pelvik bölgeye yakın şekilde içeriye giriş yapabilmesi. Bunu beli ne kadar çok yukarıya kaldırırsanız yani belinin altına ne kadar yastık koyar ve bu beli yükseltirseniz içeriye girdiğinizde o G dediğimiz o G vizi tam olarak yani G noktasına yaklaşmayı yakalayabilirsiniz. Bunun zorluk seviyesini arttırmak ve zevki arttırmak için yapmanız gereken şey kadının belinin altına bazı kaldıraçlar yani işte yastık gibi böyle yükseltiler koymak. Çünkü bu bel ne kadar yukarıya gelirse o kadar G noktasına yakın yerlerde giriş yaptığınızda geziniyor olursunuz. Burada tabii ki üstüne insanların abanmayın. Sonuçta üstüne abandığınız yani ayaklarınız yerden kesildiği ve üstüne abandığınız zaman burada ciddi sakatlıklar hatta aşırı derine girişlerde hem içeride de kis patlaması gibi çok ciddi sizi hastaneye kadar götürecek şeylere yol açabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkat edin. Partnerinize canının yanıp yanmadığını sormayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim ikincisine. Bunun zorluk seviyesi 2. Spooning dediğimiz yani bir kaşık gibi. Adeta iki kaşığın arka arkaya böyle yaslanması gibi erkeğin arkada kadının diğer partnerin ya da önde olduğu pozisyon. Gördüğünüz gibi adeta iki kaşık böyle arka arkaya koymuşuz gibi. Buna spooning deniyor. Bu aynı zamanda çok tatlış bir uyuma biçimidir. Burada kadının bacağının biraz daha yukarıda ve erkeğe doğru olması. Kaşıklama. Evet. Aynen. Kaşıklama da diyebiliriz. Ama kaşıklama deyince sanki ortadan bir şey yiyormuşuz gibi olunca onu çok nedense tercih etmiyorum. Spooning sanki. Daha sanki mantıklıymış gibi geliyor. Buradaki zevki artırabilmek ve erkeğin girişini kolaylaştırabilmek için kadının bacağını bir miktar olsun yukarıya kaldırması. Yani burada mayanın bacağını yukarıya kaldırıp öyle biraz da geriye doğru alması erkeğin girişini kolaylaştıracaktır. Şimdi bunun daha zevkli zorluk seviyesi de bir üst olan versiyonu var. Ona da serving spoon. Yani kaşıkta servis etmek deniyor. Burada erkek sırt üstü yatıyor. Kadın onun üstünde. Ayakları yerden kesilmiş şekilde karnına doğru böyle dizlerini çekmiş şekilde erkek de altında şu şekilde durarak böyle üst üste duruyorlar. Kadın erkeğin üstünde ayakları tamamen yerden kesilmiş durumda. Erkek yerden destek alıyor ayaklarıyla ve kadını buradan düşmesin diye tabii ki destekleyerek tutuyor. Buna da serving spoon adı veriliyor. Bir üst seviyeye geçmek istiyorsanız bu daha zevkli bir hali spooningin. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Golden Arc yani altın kemer adı verilen bu pozisyon. Hangisi? Ha kaya. Bunun kalçasında beni var kalçasındaki. Beninden tanıyorum. <laughs> Şimdi buna Golden Ark ismi veriliyor. Golden Ark nedir? Erkek bir ark yapacak şekilde oturur. Kaya gördüğünüz gibi oturuyor. Elleri kolları durmuyor gördüğünüz gibi. Kaya oturuyor, bacakları şu şekilde kendinde. Kadın da aynı arkı yapacak şekilde böyle birbirlerinin üstüne oturuyorlar. Yani kadın da ayaklarıyla buradan destek alıyor. belli biraz geride yere yaslanıyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Şöyle bir YouTube'da böyle bir şey. <laughs> <laughs> İnanılmaz ama izvidi. Ya böyle dandik dandik resimler koyuyorlar ya öyle geç şey. Arkadan da bir tane böyle ruhi çenet gibi ses böyle seslendiriyor. Ya da işte yani hiç gösteremiyorlar. Ya da pornografik oluyor filan. Bak işte çok güzel bulduk bunu ya. Vallahi müthiş fikirmiş. Millet resim için kullanıyor biz, sizin için kullanıyoruz. Bu golden arkı yaptığınız zaman ne oluyor? Gene kadın da elleriyle buradan destek alabiliyor, erkek buradan ayaklarıyla destek alabiliyor. Şöyle bir ark oluşuyor gördüğünüz gibi. Şu arka, şu kemere golden ark diyorlar. Bu gene kadının G noktasına kayanın temas edebildiği bir pozisyon. Gene içeriye buradan giriş yapıyor. Kadın isterse kendini elleriyle aldığı destekten yukarıya kaldırabiliyor. Erkek de ayaklarıyla buradan aldığı destekle kendini gene yukarıya doğru itebiliyor. Bir üst seviyeye geçirmek için. Yani bunu yaptınız. Artık biraz daha zevk almak istiyorsanız o zaman bu kadın bacaklarını erkeğin bacakların üstünden çıkartıp erkeğin omzuna getiriyor. Erkek yine ark şeklinde. Kadın daha çok bükülüyor erkeğe doğru. Erkek onu abi burada şeyle yapamıyorsun, aletle yapamıyorsun. Biz nasıl yapacağız diyeceksiniz ama zevklidir bu arada. Bunlarla biraz zor. Daha elim alışması lazım. Elim alışsa bacakları böyle erkeğin omzunda. Vallahi uzman olacağım ha. Bu sefer eller yerde değil. Eller erkeği tutuyor. Erkek de kadını tutuyor. Yani Golden Ark'ın az önce kadının bacakları bu yandan geçiyorken şimdi Adamın omzundan arkaya doğru geçiyor. Bu ayaklarıyla kadın erkeğin omzundan destek alıyor. Kollarıyla erkeğin kollarına tutunuyor. Erkek de onu şu sırt kısmından kendine doğru çekiyor. Bunu isterseniz ayağa kalkarak da yapabilirsiniz. Kendinize yani gücünüze kuvvetinize güveniyorsanız. Ama oturarak da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani kadını böyle tutup kadının bacakları böyle omuzdan arkaya doğru gelmişken yakalayıp bu şekilde kendinize doğru çekerek. Böylelikle kadın katlanmış olduğu için G noktası dediğimiz o kadınları tekli çoklu orgazma götüren o zevk veren bölgeye daha rahat erişebiliyorsunuz. Bu da az önceki Golden Ark'ın daha da zorluk seviyesi arttırılmış, zevk seviyesi arttırılmış olan. Dördüncü pozisyonun ismi Om. Om'dan geliyor. Çünkü Om işareti gibi birbirine dolanmış vücutlardan esinlenmişler. Bu nasıl? Erkek oturuyor, oturur pozisyonda. Ben belinden tanıyorum. Ben o bene bakacağım. Şimdi erkek oturuyor. Gayet gördüğünüz gibi boynu bükük, üzgün, muzdarip, niye partneri yok. Şimdi Maya gelecek ve Maya gelip o üzülmesin diye ayaklarını adeta bir koala gibi belinden dolayacak. Onu omuzlarından yakalayacak, onu saracak. Kaya da onu buradan saracak. Gördüğünüz gibi bir om işareti gibi. Yani birbirlerine böyle dolanmış bir om işareti gibi oldular. Mağazamızda farklı pozisyonlarda oyuncaklarımız bulunmaktadır. Buradaki en önemli şey iki tarafın doğru ritmi yakalıyor olması. Yoksa biri kalkarken biri belini aşağıya doğru çekerse o zaman penis sürekli dışarıya çıkacaktır. Burada doğru ritmi yakalayın. Yani böyle bağımsız kendi başına başınaymışsınız gibi davranmayın. Karşı tarafın ritmiyle bir beraberce senkronlandığınız bir ritim yakalayın. Şimdi bunun bir üst zorluk seviyesi ne? Erkeğin kadını kollarıyla iyice tutup yani koluyla böyle kendini kilitlercesine böyle tutup kadının da ayaklarını bileklerinden, ayak bileklerinden birbirine şu şekilde kilitleyerek erkeğin omuzlarına tutunarak bu erkeğin ayağa kalkması. Bu erkek isterse bu şekilde ayağa kalkabilir. Gördüğünüz gibi kaya kalktı. Ama ha şimdi bu mesela çok yanlış bir pozisyon durmak için. Niye? Çünkü Bel önde olmayacak. Bu sırtınız her zaman dik olmak zorunda. Dik durmazsa böyle aynen bu şekilde böyle ah, fıtık attı şey. Eğer ki buradaki ah, aynen bu şekilde gördüğünüz gibi ayağa kalktı. Şimdi Kaya'nın yani erkeğin burada yapabileceği en yanlış şey öne doğru eğilmek. Çünkü bir ağırlık taşıyorsunuz önünüzde. Bak taşıyamadım. Niye? Çünkü yanlış. Şimdi kalçalardan kalçanın biraz alt kısmında ellerimizi kilitledik. Maya da bacaklarını kilitledi. Ben burada şeytan üçgenine geldik. Ayakları kilitledik. Tamam, ben böyle elimde tutayım bunu. Şimdi erkek böyle yakaladı. Biraz daha kalça kısmından daha rahat destekli bir şekilde yakaladı. Kadın onu böyle elleriyle yakaladı. Sırt her zaman dik duracak. Kalçadan destek alacaksınız kaymaması için. İkincisi bu bacakların bükülü ve bu kalflardan destek alıyor şekilde olmaması lazım. Bu da sizi yorar. Uzun süre duramazsınız ve bütün kuvvet bacaklarınıza biner. Sırtınız dik, bacaklarınız eğer ki kilitli yani dizleriniz düz bir şekilde öyle tutarsanız o zaman uzun bir süre bütün vücudunuz da o ağır ağırlığı aslında tuttuğunuz için uzun süre devam edebilirsiniz. Bir diğer en önemli şey ellerin yandan değil yani sırttan değil daha kalçaya yakın daha böyle sadece böyle sıkarak değil aynı zamanda hafif kaldırarak partnerinizi yukarıda tutuyor şekilde durması. Bu da gene onu sıkarak kendinize böyle yapıştırarak yapıştırarak böyle tutmak zorunda değil de alttan böyle kavrayarak tutarsınız. Bu da uzun süre gene durabilmenizi sağlar. Şimdi bütün bunları yaptık. Sakatlanmadık. Zorluk seviyesini omun bir üstte de çektik. Gelelim beşinci pozisyona. Beşinci pozisyonumuzun ismi balerina. Balerina bildiğimiz balerin demek. Neden buna balerina deniyor? Çünkü iki kişi de ayakta. Gördüğünüz gibi kayalemaya ayakta ayaktalar. Maya belinden tutuyor. Maya şu ayağını böyle doluyor bu ayak. Sabit ayaktalar. Maya onu böyle belinden ya da bu bacağın rahatça yukarıya da olabilmesi için bu bacağından tutabilir. Bu bacağından tuttuğunda bu maya da böyle beline dolayacak ve omuzlarından destek alarak bu şekilde ayakta duracaklar. Bir balerina gibi adeta gördüğünüz gibi. Bunun zorluk seviyesi 4. Peki daha farklı yani aynı bu balerina pozisyonunun daha farklı ve biraz daha zor hali nedir? O da reverse balerina adındaki pozisyon. O da gene bu sefer kadın öne doğru bacağını arkaya doğru getirip arkadan doluyor. Erkek gene arkasında ayaktalar ve kadın da erkeğin kollarından destek alıyor. Bunun ismi de Reverse balerina. Yani kadın bu sefer yüzü erkeği değil dışarıya doğru bakıyor. Gelelim altıncı pozisyona. Altıncı pozisyonumuzun ismi pretzel. Pretzel o işte Alsace bölgesinde Fransa'da falan da rahatça görebileceğiniz böyle bir bir şeylerin onların Kuzey Avrupa'nın bir poğaça şeşidi <laughs> aslında. Bir, daha doğrusu bizde çatal denilen şeyin daha böyle griftit olan hali pretzel diye yazarsanız bir Alman ismi. Pretzel. Burada e, o pretzel'e benzediği için pozisyonun ismini böyle koymuşlar. Bu kaya, bu maya. <laughs> Her seferinde. <laughs> Burada kadının bir bacağı altta, bir bacağı üstte. Burada kadın yan dönmüş durumda. Bir bacağı yukarıda, bir bacağı altta. Erkek bu bacakların iç kısmına giriyor. Dizleri böyle geride. Gördüğünüz gibi kadın sırt üstü, bir ayağı erkeğin dış kısmından. Şu şekilde. Geliyor, öbür ayağı erkeğin ayaklarının altında erkek dizlerinin üzerinde böyle bir böyle bir üçgen oluşturuyorlar. Yani bu aslında bu işte böyle İçeri doğru girmiş böyle rifted olan bu şekle de pretzel ismini vermişler. Burada en önemli şey kadının boynunu mutlaka esnetmesi ve de şu belini çok fazla yana doğru bükmemesi. Burada yüzler birbirine bakıyor. Bacak dışarıda ve bu bacakta dediğim gibi altında. Bu da gene isterse kadının sol bacağı yukarıda isterse kadının sağ bacağı yukarıda olacak şekilde de modifiye edilebilir. Gelelim en zor pozisyona. Bu pozisyonu size yapın diye anlatmıyoruz. Zordur. Tenis de çok yüksek esneklik ister. Çok kontrol gerektiren bir pozisyondur. Tehlikeli bir pozisyondur. Dolayısıyla yaparken lütfen iki kere düşünün. Pozisyonumuzun ismi overpass. Kadının bacakları kendine doğru çekili, dizleri kendine doğru çekili. Bel yukarıda. Böyle yukarıya doğru bakıyoruz. Erkek squat pozisyonunda oturur gibi ve bu şekilde birleşiyor. Erkek öne bakıyor, kadın geriye bakıyor. Evet, böyle pozisyon var. O ne lan diyenler var şimdi. Ama bu pozisyon var. Herkes şu anda böyle bakıyor zaten kameranın yani arkasında. <laughs> bu şekilde ikisi birbirine oturuyor. Kadının sırtı yerde, erkek üstünde öne bakacak şekilde. Bunun bir üst seviyesi ki bu bir kamustra pozisyonu aynı zamanda. Bunun bir üst seviyesi de erkeğin burada dönüyor olması. Şimdi nasıl olacak bu diyeceksiniz ama bu ayaklarla kontrollü bir şekilde böyle üstünde aslında dönüyor olması. Yani böyle bir şey var gerçekten ama birleşmiş anı şu. Buna da Overpass isim veriliyor. Bu boss seviyesi. Zaten bu seviyeye geldiyseniz sizin YouTube dışında da başka mecralardan, başka kitaplardan, başka videolardan ve kaynaklardan da bir şeyler öğrendiğinizi artık söyleyebiliriz demektir. Şimdi gelelim pozisyonlarımızı dinledik uyarı kısmına. Warning. İyi bir seks çok zor pozisyonlar yapmak demek değildir. İyi bir seks partnerinizle birlikte bir ritmi yakalar. Tabii ki farklı pozisyonlar partnerinize ve kendinize daha çok zevk vermenizi sağlar. Ama çok zor pozisyonlar demek çok zevkli bir seks demek değildir. İyi egzersiz yapılmadan, esnemeden, ısınmadan, kontrolsüzce eller kollar yerde değil, bacaklar yerde değilken yapılan bu pozisyonlar çok ciddi sakatlanmalara yol açabilir. Penis kırılmasına kadar gidecek çok ciddi sakatlıklarla karşılaşabilirsiniz. Evet, penis kırılabilen bir kıkırdaktır arkadaşlar ve çok can yakıcı olduğunu söylerler. Eminim ki bunu deneyimleyerek anlamak istemezsiniz. Dolayısıyla yapmanız gereken şey, bak ne kadar ciddi uyardım. Gerçekten ciddi bir konu çünkü. Şöyle kafasına bir tık yap hocam. Vur vur. Hem sizde hem partnerinizde ciddi sakatlanmalar oluşmasın istiyorsanız lütfen limitlerinizi zorlamayın. Bu limitleri zorlamakla değil, keyif almakla ilgili. O yüzden korunmayı unutmayın ve kendinizi korumayı unutmayın. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Nirvana Class devam ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla pozisyonları paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler. Kaya'ya ve Maya'ya da bize olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Eğer daha fazla Kaya ve Maya pozisyonu görmek istiyorsanız <laughs> lütfen kanalımıza abone olun. Ya acaba bunları üretirken adam böyle bir şey yapılacağını düşünüyor mudur ya? Ne kadar masumane insanın anatomisini çizelim diye yapılan bir şey. Ama ne güzel bak cinsiyet yok. Hiç kimseyi ofend edecek, hiç kimseye zarar verecek, rahatsız edecek bir şey yok. Tahtadan iki tane. Böyle.